Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size büyüme ve gelişmeden bahsedeceğim. Artık üreme sisteminin son kısmına geldik. Böylece sistemleri de bitirmiş olacağız. Tabii her zaman söylüyorum, mutlaka elinizde bulunan kitaplardan soru çözümü yapmayı ihmal etmeyin. Soru çözümü yapmazsanız unutursunuz konuları. Sık sık tekrar edin. Haftada bir tekrar etmeniz yeterlidir aslında. Zaten bir süre sonra o konu artık oturacaktır. Tekrar etmenize bile gerek kalmayacaktır. Soru çözdüğünüz zaman hemen aklınıza gelecektir. Mutlaka tekrar yapın ve soru çözün. Evet, gelelim büyüme ve gelişme. İlk önce döllenmeden bahsetmek istiyorum size. Sperm ve yumurtanın bir araya gelmesiyle döllenme olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki bunlar nasıl bir araya geliyorlar? Şimdi sperm dişin vücuduna girdiği zaman, hani yumurta kanalı vardı ya, hatırlayın, diş üreme sisteminde bir kanal vardı, yumurta kanalı, buraya kadar geliyor. Eğer burada bir yumurta varsa bu yumurtayı döllüyor arkadaşlar. Tabi milyonlarca sperm geliyor ama sadece bir tanesi dölleyebiliyor. Neden bir tanesi döller? Çünkü zona pellucida dediğimiz bir tabaka vardı, hatırlayın, yumurtada. Bu tabaka bir tane sperm girdiği zaman hemen katılaşır ve diğer spermlerin girişini engeller. Bu yüzden de çok kromozomlu, mesela en kromozomlu yumurtayla en kromozomlu sperm bir araya geliyor. Ne oluşturuyor? İkien kromozomlu oluşturuyor. Eğer iki tane sperm girseydi üçen kromozomlu bir canlı meydana gelirdi. O da kim bilir nasıl bir canlı meydana gelirdi, artık düşünemiyoruz. Evet, büyüme ve gelişme olayı döllenme ile birlikte başlıyor. İlk önce döllenmenin ne olduğunu yazalım ve nasıl gerçekleştiğini anlatalım. Arkadaşlar, spermin sadece baş kısmı yumurtanın içerisine girer ve başın akrozom kısmı açıldığı zaman içerisinde bulunan çekirdek, içinde bulunan organeller hücrenin içerisine, yani yumurtanın içerisine girer. Yumurtanın kendi içerisinde sentrozom organeli yoktur. O yüzden bölünemez. Spermde bulunan sentrozom, işte o spermin temas etmesiyle birlikte, çekirdekle birlikte içeriye giriyor ve yumurtanın içerisinde artık oluşan o zigot dediğimiz yapıda, yani hücrede ne bulunuyor? Sentrozom bulunuyor ve böylece bölünmeye başlayabiliyor. O zaman ilk önce şöyle diyelim. Sperm ve yumurtanın bir araya gelmesine döllenme denir. Döllenme denir. Şunu da yazayım. Yumurtanın sentrozomu yoktur. Yumurta sentrozomu nereden alıyor? Spermden alıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sperm yumurtaya temas edince ne oluyordu? İçindeki çekirdek ve sentrozom yumurtaya girer ve böylece ne oluşur arkadaşlar? Bu olaylar sonucunda iken kromozomlu zigot oluşur. İşte zigot buradan sonra artık gelişmeye başlayacak. Nasıl gelişecek? Şimdi büyüme ve gelişme arasındaki farkı bir anlayalım. Büyüme, mitoz bölünmeler sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Bizim vücudumuzun işte boyunun uzaması, enine kalınlaşmamız, bunlar nedir? Büyüme olayıdır. Gelişme nedir peki? Gelişme, organlarımızın kullanılabilir hale gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Bu da gelişme olayıdır arkadaşlar. Mesela beynimiz. Biz beynimizi ne kadar çok çalıştırırsak o kadar gelişir. Bakın, büyüme olayı artık tamamlanmıştır ama gelişme ömür boyunca devam eder diyebiliriz. O zaman şöyle yazalım. Zigot nasıl gelişiyor? Zigot mitozla gelişiyor ve embriyoyu oluşturuyor arkadaşlar. Onu da yazalım. Zigot mitozla gelişir ve embriyoyu oluşturur. Yani buradaki tüm bölünmeler nedir? Mitoz bölünmedir. Zaten mayoz bölünme sadece nerede gerçekleşiyordu? Üreme ana hücrelerinde gerçekleşiyordu. Şimdi büyüme ve gelişme gerçekleşirken iki tane evremiz var. Bunlar segmentasyon evresi, bir de gastrulasyon evresi arkadaşlar. Bu evrelerden bir bahsedelim. Nedir segmentasyon? Arkadaşlar, segmentasyon olayı şu.
Oluşan zigotun, bakın zigotun sürekli bölünmeler geçirmesine biz segmentasyon olayı diyoruz. Segmentasyonda hücre sayısı artıyor ama hücreler küçülüyor. Çünkü ağırlık aynı, sitoplazma aynı. Burada herhangi bir büyüme olayı yok. Aynı olan sitoplazma defalarca bölünerek bir sürü hücre oluşturuyor. Biz bu olaya segmentasyon olayı diyoruz. Segmentasyon olayında bir sürü hücrenin yan yana gelerek oluşturduğu yapıya morula evresi diyoruz arkadaşlar. Morula dut görünümündeki bir evredir morula. Daha sonra bu morula evresinden sonra hücreler böyle kenarlara doğru çekilmeye başlıyor. Kenarlara doğru çekilince bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Biz bu boşluğa blastosöl diyoruz veya oluşan yapıya da blastula evresi diyoruz arkadaşlar. Bu evrede artık embriyo uterusa yani rahime tutunmaya hazır hale gelmiş oluyor. O zaman evrenin ismini yazalım. Segmentasyon diyelim ve bu evrede neler gerçekleşiyor bakalım. Şöyle bir diyoruz segmentasyon. Evet, segmentasyon olayında ne dedik? Hücre sayısı artıyor, hücreler küçülüyor. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Hücre sayısı artar, hücreler küçülür. Hücreler küçülür. Burada dediğim gibi sitoplazma miktarı aynıdır. Yani ağırlık aynıdır arkadaşlar. Büyüme olayı gerçekleşmez. O zaman şöyle diyelim. Ağırlık azalır, büyüme olmaz. Büyüme olmaz diyelim. Arkadaşlar, embriyonun kütlesi peki ne zaman artmaya başlıyor? Embriyonun kütlesi uterusa yani rahime tutunduğu anda artmaya başlıyor. Onu da yazalım isterseniz. Embriyonun kütlesi döl yatağı dediğimiz rahim veya uterus döl yatağına tutununca artmaya başlar. Evet, şimdi arkadaşlar bir sürü hücrenin yan yana gelerek oluşturduğu yapıya biz ne diyorduk? Morula diyorduk. Bu moruladan bir bahsedelim. Şöyle diyelim. Birçok hücre morulayı oluşturur. Kenarındaki hücreler, bakın morulada bulunan hücreler kenarlara doğru çekildiğinde bir boşluk oluşuyordu. Biz bu boşluğa ne diyorduk? Blastosöl. Oluşan yapıya da ne diyorduk arkadaşlar? Blastula diyorduk. Morulanın hücreleri kenara doğru çekilmeye başlar ve içi sıvı dolar. Bu yapıya blastula denir. Arkadaşlar işte bu blastula evresinde embriyo rahime tutunur diyoruz. Embriyo blastula evresinde döl yatağına tutunur. Eğer ki tutunamazsa, tutunabilmesi için progesteron hormonunun yüksek olması gerekiyor. Eğer tutunamazsa düşük olayı gerçekleşir. Arkadaşlar daha sonra gelelim buradaki hücrelere. Bakın buradaki hücrelerin önemli bir özelliği var. Buradaki hücreler henüz farklılaşmadığı için tüm genleri aktiftir. Yani bunlar kök hücre olabilirler. İşte bu evrelerde alınan hücreler ileride farklı organlara dönüştürülebilir. Örneğin mesela diyelim ki kök hücremiz var ve ileride Allah korusun böbreğimize bir zarar geldi. Bu kök hücreyle böbrek üretebiliriz ve o böbreği kendimize nakil yaptırabiliriz. Bu tabii ki pahalı bir yöntem ama ileriki zamanlarda teknoloji daha da ilerledikçe yapılabilecek bir yöntemdir. Daha da ucuzlaşacağına eminim ben ilerleyen zamanlarda. Evet, gelelim ne dedik? Bu evrede farklılaşma başlamadığı için yazalım bunu da. Tüm genler aktiftir.
Tüm genler aktiftir. Buradaki hücrelere kök hücre diyoruz. Ama nasıl? Embriyonal kök hücre. Embriyonal kök hücre denir. Bu hücrelerle dediğim gibi istediğimiz organı oluşturabiliriz. Evet, buradan sonra hangi evre başlıyor artık? Hücre göçü ve gastrülasyon evresi başlıyor arkadaşlar. Hemen bunu da yazalım. 2 diyelim. Hücre göçü ve gastrulasyon. Gastrula da diyebiliriz. Evet, sıkıştırmayalım. Ve gastrula. Arkadaşlar, nedir gastrulasyon? Şudur. Şimdi blastula oluştu ya. Blastula arkadaşlar, bu altında bulunan hücreler gittikçe bir çöküntü oluşturuyor. Biz bu çöküntüye gastrula diyoruz. Bu gastrulada neler oluşuyor peki? Blastula ortadan kalkıyor, blastozör ortadan kalkıyor ve ilk sindirim boşluğu oluşuyor bu evrede. İlk sindirim boşluğu, bu oldukça önemli. O zaman bizim ilk olarak neyimiz oluşuyor? Sindirim sistemimiz oluşuyor. Kesinlikle unutmayalım. İlk olarak sindirim sistemi oluşuyor. Daha sonra bu boşluk dışarıya doğru bir açılıyor arkadaşlar. Dışarıya açılan kısma da blastopor veya diğer bir adıyla ilk ağız diyoruz. Evet, bu ilerleyen zamanlarda blastopor ağzımızı meydana getiriyor. Yani şu an bizim oluşan ağzımız aslında embriyonal dönemde neydi? Blastopor dediğimiz bir boşluktu. O zaman yazalım şunu da. Diyelim blastulanın altındaki hücreler ne yapıyormuş? Göç ediyormuş. Göç ederek neyi oluşturuyor arkadaşlar? Gastrulayı oluşturur. Blastozör ortadan kalkar ve ilk sindirim boşluğu oluşur. İlk sindirim boşluğu oluşur. Evet, ilk olarak bunlar gerçekleşiyor. Şimdi ilk sindirim boşluğu oluştuktan sonra arkadaşlar ilk ağız ortaya çıkıyor. Boşluğun bu dışarı açılan kısmı ilk ağızı oluşturur. Gelişimle birlikte gastrula boşluğu, hani burada dedik ya ilk sindirim boşluğu ortaya çıkıyor diye. İşte bu gastrula boşluğu bizim sindirim borumuzu oluşturuyor. Blastopor dediğimiz yapı ise ağzımızı oluşturuyor. Bunu da yazalım isterseniz şöyle. Gelişimle birlikte gastrula sindirim borusunu blastopor ağzı oluşturur. Evet, bundan sonra da artık farklılaşma ve organogenez başlıyor ve organ oluşumu devam ediyor arkadaşlar. Bunların detayları anlatılıyordu eskiden ama artık kaldırıldı. Embriyonik tabakalar falan kaldırıldı. O yüzden bilmenize gerek yok. Bu kadar bilmeniz yeterlidir. Şimdi gelelim embriyonik örtülere. Arkadaşlar, embriyonun gelişmesi sırasında embriyoyu koruyan, daha sonra onun beslenmesini sağlayan, gaz alışverişini sağlayan örtüler vardır. Bu örtülerden bahsedelim. Birinci örtümüz allantois'tir. Allantois örtüsü. Şöyle bir diyoruz. Allantois. Ne işe yarar allantois örtüsü? Arkadaşlar, bu plasentalı memeliler haricinde, bakın yani bizler haricinde, diğer canlıların embriyolarında oluşan metabolik atıkları depo ediyor. O zaman yazalım. Görevi neymiş? Metabolik atıkları depo etmek. Plasentalı memeliler haricinde metabolik atıkları depo eder. Ayrıca arkadaşlar bir görevi daha var. Gaz alışverişinde yardımcı oluyor. Koryon dediğimiz bir zar var. Tabii ki asıl gaz alışverişini bu yapıyor ama bu yardımcı oluyor. O zaman şöyle diyelim. Gaz alışverişine yardımcı olur. Peki plasentalı memelilerde neye katılıyor? Arkadaşlar,
Memelilerde göbek bağının oluşumuna katılıyor ve kayboluyor daha sonra. Yazalım bunu. Memelilerde, bu önemlidir, çıkar mutlaka. Göbek bağı oluşumuna katılır ve kaybolur. Evet, allantois dediğimiz kesenin görevi budur. Gelelim koryona. 2 koryon. Bakın adı üstünde koryon, koruyan. Ne yapacak bu? Embriyonik örtüleri dıştan sarıp koruyacak arkadaşlar ve gaz alışverişini sağlayacak. O zaman yazalım koryonun görevini. Embriyonik örtüleri korur ve gaz alışverişini sağlar. Yine memelilerde plasenta oluşumuna katılır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Memelilerde plasenta oluşumuna katılır. Evet, bir özelliği, bir görevi de bu. Gelelim bir diğer kesemiz. 3 diyeceğiz. Vitellus kesesi. Vitellus. Arkadaşlar, vitellus kesesi embriyonun besinini sağlayan kesedir. Memelilerde azdır. Bizim için önemli olan zaten memeliler. İnsanda üreme gelişmeyi anlattığımız için memelilerde az bulunur. Çünkü memeliler ne yapacak? Memeliler plasenta aracılığıyla beslenecek. O yüzden memelilerde az bulunuyor. Yazalım. Embriyonun besinini sağlar. Memelilerde azdır. Memelilerde azdır diyoruz. Ve son olarak da amniyon zarını işleyelim. 4 diyeceğiz arkadaşlar. Amniyon zarı. Bunun içerisinde de biliyorsunuz bir sıvı var. Amniyon sıvısı. Embriyonun bulunduğu sıvıdır. Amniyon zarı en içte bulunan, embriyonun içerisini saran, embriyonu dıştan saran bir sıvıdır, zardır arkadaşlar. Bu zarın içerisinde bir sıvı bulunur. Bu embriyoyu sarsıntılara, darbelere ve kurumaya karşı korur. O zaman yazalım. Ne dedik? Embriyoyu sarar. İçindeki sıvı embriyoyu darbelere karşı kurumaya karşı korur arkadaşlar. Amniyon zarının görevi, amniyon sıvısının görevi bu şekilde. Şimdi bizim plasentalı memelilerle ilgili söyleyeceğimiz bazı şeyler var. İlk önce şunları şu kısma bir yazalım. Plasentalı memeliler diyelim, doğana kadar ne yapıyormuş bakalım. Plasentalı memelilerde doğana kadar. Şimdi bazı özellikler yazacağız. Arkadaşlar, birincisi, plasentalı memelilerde sindirim, solunum ve boşaltım sistemi doğana kadar işlev yapmaz. Bunu kesinlikle unutmayalım. 1. Sindirim, solunum, boşaltım sistemi işlev yapmaz. Doğana kadar kesinlikle bu sistemler işlev yapmıyor. İkincisi arkadaşlar, plasentada anne ve fetüs kanı kesinlikle birbirine temas etmez. İkinci özellik arkadaşlar, plasentanın atar damarı kirli, toplar damarı ise temiz kan taşır. Normalde atar damarlar temiz, toplar damarlar kirli kan taşıyordu ama burada tam tersi bir durum söz konusu, akciğerler gibi. O zaman yazalım. Plasenta atar damarı kirli, toplar damarı temiz kan taşır. Üçüncüsü, anne ile fetüsün kanı kesinlikle birbirine temas etmez arkadaşlar plasentada. Madde geçişleri difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma ile gerçekleşir. Bu yüzden de kan birbirine temas etmiyor. O zaman yazalım. Plasentada anne ve fetüs kanı birbirine temas etmez.
Madde geçişleri, madde geçişleri, difüzyon, difüzyon, ozmoz ve aktif taşımayla olur. Aktif taşımayla olur. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Elimdeydi, pardon. Arkadaşlar, plasenta gebelikte bol miktarda, progesteron az miktarda da östrojen salgılar. Bunu da yazalım. 4 diyelim. Plasenta bol miktarda progesteron, az miktarda da ne salgılıyor? Östrojen. Östrojen salgılar. Göbek bağına baktığımızda, bakın, plasenta ve göbek bağını neden ayrı ayrı söylüyorum? Çünkü plasentanın bebek kısmındaki olan yapıya biz göbek bağı diyoruz. Hani bebeklerde olduğu zaman göbek bağı oluyor ya göbeklerinde. İşte göbek bağı o şekildedir. Anne tarafında olan kısmına ise plasenta diyoruz. O zaman yazalım. Göbek bağı 2 tane atar damar, 1 tane de toplar damar içerir. Bunu da yazalım. Göbek bağı 2 atar damar, 2 atar damar, 1 toplar damar. Bir toplar damar içer. Evet, bu şekilde plasentalı memelilerin özellikleri. Arkadaşlar, gebelikte hani yazmayacağım teker teker ama söylemek istiyorum. Ay ay gelişimlere baktığımızda, bakın, 4 haftalık bir bebeğe baktığımızda, embriyoya baktığımızda, yani 1 aylık bir embriyo. Bu organları gelişmeye başlıyor, kalpleri atmaya başlıyor, kol ve bacakları oluşmaya başlıyor 4 haftalık olan bir embriyoda. 6 haftalık olduğunda başı büyümeye başlıyor arkadaşlar. İşte kol ve bacak çıkıntıları belirginleşiyor. 8 haftalık, yani 2 aylık olduğu zaman artık boyu yaklaşık 25 milimetre kadardır. Yüz hatları belirginleşmeye başlamıştır arkadaşlar. Önce ayak, sonra da el parmakları oluşuyor. Bu evrede artık embriyoya biz fetüs, yani cenin diyoruz. Neden bu evrede diyoruz? Çünkü insana ait olduğu belirginleşiyor arkadaşlar 2 aylık olduğu zaman. 3. aya geldiğimizde cinsiyeti belirginleşiyor. Genellikle tabii genel olarak söylüyoruz bunları. Saç ve tırnakları çıkmaya başlıyor. 4. ayda artık yüzü iyice belirginleşmeye başlıyor arkadaşlar. 6. aya geldiğimizde saçı ve kirpikleri olgunlaşıyor, gelişiyor. 7. ayda böyle kırmızımsı, buruşuk bir deriye sahip oluyor. Çünkü henüz yağ tabakası dolmamış 7. ayda. 7. ay doğan çocuklar o yüzden böyle hani kırmızı renkli olur, buruşuk olurlar. 8. ayda fetüs yağ depoluyor ve buruşukluk ortadan kalkıyor. 9. ayda da gelişimini tamamladıktan sonra genellikle doğum gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Embriyonik örtüler, büyüme ve gelişme ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki videoda soru çözümünü de yapıp artık bu konuyu bitiriyoruz. Böylece sistemleri bitirmiş oluyoruz. Sonraki videoda, yani soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.